Çok girme, şuradan şey yapalım. Genel bir gösteri. Tamam, canlı yayında. Evet, herkese merhabalar. Milas Çökertme Bozalan yangınında 4. gün sabah saatlerinde Çökertme ve Bozalan mahallelerinde yangının etkilerini göstermek için oradaydık, ancak canlı yayın yapamadık. Çünkü internet bağlantısı, telefon bağlantısı sağlayamadık. Şu an dün gece canlı yayın yaptığımız noktadayız. Alevler siteler bölgesine, şurada sağ tarafta gördüğünüz siteler bölgesine ilerliyor. Dün geceden burada bir alan oluşturuldu. Barikat çekildi alevler önüne. İş makineleri ciddi bir küreme çalışması yaptı. O bölümdeki ağaçları, çalıları hepsini küredi ve müdahale edebilecekleri bir alan ortaya koydu. Bugün şu an saat 12.50 ve rüzgarın da etkisiyle alevler siteler bölgesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Telefonumuz ısınma uyarısı veriyor. Çok ciddi şekilde hava sıcaklığı arttı burada. Bakın, dün gece bu dağ baştan başa yandı. Evet. Şu an ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Bakın, zeytinlik alanda. Evet, telefonumuz kapanabilir. Çünkü aşırı derecede ısınıyor. Bakın, burada size canlı müdahaleyi göstereceğiz. İtfaiye ekipleri, arazözler, iş makineleri, herkes sahada. Çalışmalara çok ciddi bir vatandaş desteği var. Bakın, şu şekilde bir alevlere karşı, ilerlemesine karşı bir barikat oluşturuluyor iş makineleriyle. Şu gördüğünüz ağır iş makineleriyle barikat oluşturuluyor. Arazözlerimiz burada. Bakın, yanan bir ev. Yanan bir ev. Müdahale sürüyor. Evet. Bir yandan da hava desteği devam ediyor. Bakın. Telefon aşırı ısındı. Kapanabilir. Sıcaklık çok fazla. Gördüğünüz gibi. Fotoğraf alalım. Buradan fotoğraf alalım. Fotoğraf alalım. Geniş al. Geniş al. Evet, gördüğünüz gibi yanmış. Zeytinliklerin içinde bir taş ev. Telefonumuz aşırı ısınıyor. Osman, buradan. Bu açıdan. Evet. Bakın, saatlerdir bu ekipler çalışıyor. Akhisar'dan gelmiş bir personel. Geceden bu yana çalışıyor. Gördüğünüz gibi yanan eve müdahale ediyorlar. Yan tarafta Milas İtfaiye Grup Amirliğine mensup personeli görüyorsunuz. Onların da mücadelesi sürüyor. Canlı yayınımızı izleyenlere bir kez daha söyleyelim. Burası şu an Türk evleri, siteler bölgesi. Yangın ilerliyor. Evet. Çok zor şartlarda ekipler görev yapıyor. Osman, şey yapma lan.
yarı şekil biraz. Geniş. Videoya al şurayı. Nereye abi? Videoya. Buraya videoya. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Aynen. Şu start stop. Çıkmadır geliyoruz. Çökertme gelen. Çökertme gelen. Evet, düzeltelim. Çökertme gelen. Mevki burası. Siteler bölgesi. Çökertme gelen mevki. Türk evleri bunun ilerisindeki hatta kalıyor. Termisatran doğru. Evet. Ören tarafına doğru. Evet, geceden bu yana orada bir barikat oluşturuluyor. Değil mi? 4 günden beri herkes seferber. Evet. Yangının seyri nasıl sizce? Valla şurayı biraz durdurdular gibi ama ileride Akçakaya köyü var. Rüzgar denizden geliyor bazen, bazen yukarıdan. Oraya giderse sıkıntı yapar. Evet. Kolay gelsin. Fotoğraf için geri alıyorsun. Orada şey, 10 saniyelik, 12 saniyelik sabit görüntüler. Böyle ateş falan olduğu zaman da alıyoruz. Aynen, şey değil, sallamadan sabit görüntüler. Kolay gelsin. Evet. Şimdi buradan atlamak zorundayız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Atladık, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iş makineleriyle geceden beri bu şekilde yollar açılıyor. Zeytinlik alandan ormanlık alana doğru, sitelerin olduğu yerde. Bugün 4. gün. Herkes çok yorgun. Ama mücadele aralıksız sürüyor. Herkes seferber olmuş durumda. Bakın ileride, zeytinliklerin ilerisinde müdahaleyi görüyorsunuz. Tomalarımız da burada görev alıyor. Beton firmalarının su tankerleri. Evet. Evet. Evet, halkımızı doğru bilgiyle bilgilendirmek için 4 gündür gece gündüz sahalardayız ekiplerle birlikte. Çok zor şartlarda görev yapıyoruz arkadaşlar, aynı ekipler gibi. Bizim için de çok zor. Yangın bölgelerinde gazetecilere tepki olduğunu üzülerek izledik. Buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunalım. Arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlarımız görevlerini yapıyor. Vatandaş olarak basın mensuplarımızın yanında olun. Bizler sizlerin gözüyüz, kulağıyız, sesiyiz. Lütfen bu çağrımıza kulak verin. Gazeteci arkadaşlarımızın yanında olun. Bakın, burada farklı kanallardan gazeteci arkadaşlar var. Çok zor şartlarda görev alıyorlar. Evet, gazetecilere tepkiyi biz burada görmedik, onu söyleyelim. Bodrum'da da görmedik. Marmaris'te kısa bir gerginlik yaşandığını biliyoruz. Evet.
Sayın Bakan şu an burada. Süleyman Soylu. Yanında Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke. Evet, onlar şu an yangın alanındalar. Sayın Bakan'ın incelemelerini canlı olarak veriyoruz. Sizi bu tarafa alabilir miyiz? Suyu açıyorlar. Abi! Osman! Abi. Gel! Video alalım, incelemeden video alalım. Açma! Daha uzun. Evet. Sayın Bakan şu an bilgi alıyor. Gazeteciyiz. Tamam, çekmeyin. Fotoğraf al sadece. İncelemenin basına kapalı olduğu iletildi. Daha sonra bir açıklama olacağı söylendi. Teşekkür ederim. Yok mu? Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Evet, yanan alanları şöyle gösterelim. Şöyle. Bakın, mücadele sürüyor. Sayın Valimiz de olay yerinde, incelemelerde bulunuyor. Ya yok, biz müdahale